hesapta birilerinin yapmış olduğu hesaplar, birilerinin yapmış olduğu tuzaklar, işte 31 Mart'ta sandıktan sizin kararınızla, sizin oraya koymuş olduğunuz o emanetle inşallah gereken cevap verilecek. Allah razı olsun sizlerden. Çok değerli kardeşlerim, derdi bayrak olan, derdi vatan olan, derdi ezan olan, işte cumhur burada, işte bu cumhurun liderleri de dediler ki istikbal ve ikbal dediler, vatanın bekası dediler. Diğer karşı taraftaki sözüm ona, onlar da ittifaktan bahsediyorlar. Onların kurduğu ittifak zillet ittifakı, onların kurduğu ittifak demokratik güç birliği diyor. Nedir demokratik güç birliği? Demokratik güç birliği vatanın askerine, vatanın polisine kurşun sıkmak mı? Onlara yazıklar olsun diyoruz ona buradan. Onun için ben hepinizi Anamur'a sahip çıkmaya, Mersin'e sahip çıkmaya, Cumhur İttifakı'na sahip çıkmaya, Hidayet Kılıç'a ve Hamit Tuna'ya sahip çıkmaya davet ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bugünden sonra hepimiz Hidayet Kılıç olacağız, Hamit Tuna olacağız, Devlet Bahçeli olacağız, Recep Tayyip Erdoğan olacağız, Türkiye olacağız diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bugün Anamur'da siz Yörük Beyleri'yle, analarımızla, bacılarımızla, kardeşlerimizle beraber olmanın heyecanını, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesi güzel bir program yaptığınızdan ötürü en içten duygularımızla şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Allah her birinizden razı olsun. Maşallah varlığınız hepimize güç veriyor. Cenab-ı Allah nazarlardan saklasın. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun inşallah. Uyumadan, gündüz durmadan, gönül seferberliği içerisinde kapı kapı, sokak sokak, vatandaşlarımıza ulaşıp Cumhur İttifakımızın adayına destekçi olacak mısınız? Sandıkları patlatacak mısınız? Allah sizden. İnşallah gençler, inşallah o günlerde gelecek Allah'ın izniyle. Sayın Bakanım, çok saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkan Adayım, Sayın İl Başkanım, çok saygıdeğer ilçe başkanlarım, çok saygıdeğer milletvekillerim, Trostların yiğitleri, analarım, bacılarım, sevgili hemşehrilerim, hoş geldiniz, saygılar sunarım. Görüyorum ki 15 Aralık'ta bu iş bitmişti dediniz. Ama bugün Allah'ın izniyle mührü vurdunuz, mührü vurdunuz. Sizler böyle arkamda olduktan sonra bana ne dağ dayanır, ne yol dayanır. Allah'ın izniyle ne problemlerimiz varsa 5 sene içerisinde bitireceğiz. Bu işi bitirdiniz. Allah sizden razı olsun. İnşallah ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ben de hemşerilerimle gurur duyuyorum. Görüyorum ki bu işi bitirdiğinizin tescilidir bu. Anamur'un problemlerine Allah'ın izniyle 1 Nisan'da başlayacağız. Diyeceğiz ki bu millete çamurlu su içirenler, bu millete tuzlu su içirenler 10 sene önce broşürüne koymuş Anamur'un su ihtiyacı var diyenlere bugün burada verdiğiniz bir cevaptır bu. Kurtaracağız Allah'ın izniyle. Ve değerli hemşerilerim, inşallah ilgili
birimlerle görüştük, BOTAŞ'la görüştük. İnşallah nedir? EPK ile görüştük, ilgili firma ile görüştük. Bu milletin ısıtmasındaki sıkıntıyı doğal gazı getirerek Anamurlu hemşehrilerimize hediye edeceğiz Allah'ın izniyle. Genel başkanlarının açıklamalarını her gün izliyoruz değil mi? Orada demokratik güç birliği diyor. Demokratik güç birliğini neden açıklamaktan korkuyorlar? Açıklayamazlar. Çünkü oradaki verilecek oyların nereye gideceğini çok iyi biliyorlar. PKK'ya gideceğini biliyorlar. O nedenle bunu söyleyemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimize söylüyorum. Sizin en az benim kadar vatansever olduğunuzu bilirim. Oyunuza talibim. İyi Partili arkadaşlarımıza sesleniyorum. Dün bizimle beraber el ele kol kolaydınız. Yani bu vatanın kiminle beraber olduğunu biliyorsunuz. Bir inat uğruna, Allah aşkına devam etmeyin. Biz kucağımızı açtık. Bekliyoruz sizleri. Yine tabii ki Milliyetçi Hareket Partililerden, yine AK Partililerden, Büyük Birlik Partililerden, Demokrat Partililerden, Saadet Partililerin hepsinin oyuna talibim. Ben milletvekilliği yaptığım sürece ve bürokratlık yaptığım sürece hiçbir zaman particilik yapmadım. Anamur'dan gelen hemşerilerime hoş geldin dedim, kucak açtım. Belediye başkanı olduğumda Allah'ın izniyle particilik yapmadan Yörük adalarını, Yörük beylerini, Anamur'un yiğit insanlarını Allah'ın izniyle aynı şekilde kucaklayacağım diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu meydanı doldurdunuz, destek verdiniz. Allah sizlerden razı olsun diyorum. 31 akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda buluşmak üzere saygı ve hürmetler sunuyor. Sağ olun, var olun diyorum. Gelirken beraber konuştuk, arabada gelirken günlerden buraya onu su kap projesi kapsamında %50 hibeli Allah nasip ederse 60 ile 80 milyon arasındaki keşif maliyeti olan bu projeyi yapmayı sözünü veriyoruz Allah nasip ederse. Artık Anamurlu temiz su içecek. Ondan yana hiç endişeniz olmasın. Bir diğeri elbette ki Anamur'un çarşısı biraz sıkıntılı, sıkışık. Otopark meselesiyle ilgili sıkıntıları var. Birinci etapta mekanik otopark. Küçük yerde 24 araçlık yere 20 araç sığacak mekanik otoparklar var. Aynı dönme dolap usulü çalışan sistematik çok hoş bir proje. Kısa vadede bulduğumuz küçük arsalarda bunu yapacağız. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı Recep
Maşallah, maşallah. 31 Mart hazır mıyız? Maşallah, maşallah. Bugün anamuru bir başka güzel görüyorum. Başı Toros'ta kadar dik, gönlü Akdeniz kadar engin olan Torosların yiğit insanları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, Yeni Kapı ruhuyla yola çıktık. Elbette bu yoldan ayrılanlar oldu. Ama biz bir tarafta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bu Cumhur İttifakı'nın önderliğini yapıyorlar. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz sevgili kardeşlerim.